uyluk kemiği varsa sağını da çok rahat yapabiliriz. Hadi. Biz de ayaklandırma kısmında aslında... Evet, arkasını fon yapacak oranımız. Böyle nasıl? O da orada ayaklandı. Beni böyle bir çıksa giderdi. Tamam, tamam. Ya zaten ayaklandırmada da şu örtü biz şuradan gelenlerden tuttuk. Yani tüm yüzümüzü anlayış yapmadı ya. Aslında şey orada... Aslında biz... Yerleri direkt yerleştirdi. Şurada gördüğünüz açık şekil alıyor. 90 gördüğümüz yerleri de omurgalar aslında bu. Omurgalar olduğu için birebir kalıbını alıyoruz. Yok, anlatsın. Şey yaptım. Bir tane oltayı attım suya cuma gününde. Pazartesi geldiğimizi çektim, yem duruyor. Öyle vakti şurada dinkiller, koylarda birikiyorlar. Biz ayaklandırma aslında arkamda gördüğünüz örnek misal zürafa ait bir ön kol kemiğinin ve üst kol kemiğinin bir örneği. Ama bu şekilde baktığı zaman vatandaşım yani bunu ileride ziyarete gelecek olan vatandaşımız hani bu hayvanın neresi olduğunu büyük ihtimal anlamayacak. Yani biz bu işin içinde olduğumuz için direkt tanımlayabiliyoruz, görebiliyoruz ama gelen vatandaşlarımıza bu örneklerin nasıl bir yapıda, nasıl bir boyutta, nasıl bir morfolojide olduğunu yeni açılacak paleontoloji müzesinde ayaklandırma yaparak göstermiş olacağız. Ayaklandırma kısmında da biz orijinal fosili genelde çıkıp getirdikten sonra araziden konservasyonunu yapıyoruz ilk etapta. Konservasyon temizleme olayları. Tamamen bittikten sonra kalıp işine başlıyoruz. Kalıp işinde de birebir orijinal fosilinden aldığımız kalıpla beraber bazı kimyevi maddeler kullanarak ayaklandırma işlemlerine başlamış bulunuyoruz. Ayaklandırma işlemi bittikten sonra işte ziyarete gelecek olan vatandaşlarımız bu canlının nasıl bir morfolojide, nasıl bir boyutta olduğunu müzeye gelerek birebir gözlemlemiş olacak. Ayaklandırmaya da işte dediğim gibi geçen sene kışın bu kış başladık. İlk at grubu dediğimiz, hiparyon dediğimiz 3 toynaklı atla başladık aslında ayaklandırmaya. Ortalama 1.50-1.60 boylarında bir atımız mevcut. Onun ayaklandırmasını tamamladık. Antilop dediğimiz bir grup var. Boş boynuzlu, bovit grubuna ait. O da 1.40-1.50 boylarında bir bovit türümüz. Onun ayaklandırmasını tamamladık. 80 santim boylarında bir gazellamız var. Ceylan grubu. Günümüz ceylanına denk bir örnek. Onun ayaklandırmasını bitirdik. Şu anda devam ettiğimiz ayaklandırma file ait ayaklandırma. Artık biraz daha boyutu büyütüyoruz diyebilirim. Fil grubu özellikle çok çeşitlilik gösteriyor Yamula Barajı'nda. 4 tane farklı türümüz var. Bu türlerden Coreoplodon pentiliki dediğimiz örneği ayaklandırıyoruz. Zaten önceki yıllarda da sizde yaptığımız röportajlarda da söyledik. Dünyada tek olan bir kafatası hiçbir yerde yok. İşte onun avantajlarından faydalanıyoruz diyebilirim. Direkt birebir kalıbını alarak onun şu anda ayaklandırmasına devam ediyoruz. O da ortalama 2.60-2.70 boyunda olacak. Boy olarak uzunlukta 5 metreye yakın bir uzunluğu olacak. Devasa bir örneğimiz. Şu an onun ayaklandırması devam ediyor. En devasa o mu olacak? Şu anda en devasa şu anda o. Ama onun bir tık daha büyüğü var. 3.5 metre boyunda Conobelodon anticus dediğimiz bir örnek var. Onun boyu 3.5. Ondan bir uzun daha var. O da 4 metreye yakın. Deinotherium dediğimiz bir tür. Ama onun sadece öğütücü dişini bulduk. Geri kalan parçalarını bulamadık. Zaten paleontoloji müzesini tamamen o zamanki iklim şartları, ekolojik çevreye uygun bir şekilde oluşturulmaya çalışılıyor. Çıkarılan örnekler de birebir aynısı olsun diye dediğim gibi birebir orijinal fosilinden kalıp alıyoruz. Hani bulduğumuz örneğin birebir anatomik yapısı, üstündeki çatlağı, kırığı birebir aynı şekilde aldığımız kalıba da yansıyor. Zaten müze açıldığında da orijinal fosili eğer
ayaklandırma kısmında çok zarar görmeyeceğini uygun görürsek, zaten ayaklandırma kısmında biz onu işte ayaklandırmanın belli bir noktasında mont alacağız. Açıklamasına da zaten yazarız. %40'ı işte orijinaldir, %60'ı replikadır diye belirteceğiz. Çok güzel bir paleontoloji müzesi bizi bekliyor diyebilirim. Şöyle söyleyeyim, bizim bulduğumuz örnekler özellikle tabii ki de günümüz fillerinin, günümüz zürafasının atası ama tamamen ekolojik çevre çok çok farklı bir adaptasyon sağlatmış bu canlılara. Misal günümüz fillerinde alt çenede defans dişi göremezsiniz ama bizim iki tane örneğimizde alt çenede defans dişi mevcut. Ama günümüz hiçbir filinde bunu göremezsiniz. Aynı şekilde zürafa da günümüz zürafası gibi çok uzun boyunlu bir zürafa olarak düşünmesin izleyenler. Çok farklı bir zürafamız mevcut.